Merhaba arkadaşlar. U-boya incelemesine başlamıştık. Temel analiz kısmını hallettik. Şimdi teknik analize devam edelim. Teknik analize geçmeden önce isterseniz hızlıca bir şu yasal uyarımızı bir gösterelim arkadaşlar. Yani şu şekilde aldık. Bunu da buraya çektik. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Bütün bunları söyledikten sonra şimdi arkadaşlar şirketin faaliyet alanından bahsedip kısaca şeye geçelim. Daha doğrusu kısaca bahsettikten sonra teknik analiz kısmına geçelim. Şirketin ana faaliyet konusu üretim alanındaki her türlü boya, vernik, reçine vesaire, yüzey kaplama, yapı ve ısı yalıtım malzemelerinin, bunların ham maddeleri ve tatbikinde kullanılan araç ve gereçler ile birlikte ticareti, pazarlaması, ithali ve ihracıdır. Şirket kimya sektöründe faaliyet gösteriyor arkadaşlar. Üretim yapıyor. Boya üretiyor ve bunun hani yardımcı maddeleri diyebileceğimiz ürünleri üretiyor. Isı, yalıtım, işte vernik, reçine tarzı. Bunları yapıyor arkadaşlar. Şuraya geçip hızlıca bir bakalım şirket kartına. Ondan sonra teknik analizimize devam edelim. Ortaklık yapısına baktığımızda %74.53'ü Yaşar Holding'e ait. %25.47'si de borsada işlem görüyor. 3 tane iştiraki var. Dio Africa Paints, Dio Balkan, Chemipex Joint Stock Co. Yani muhtemelen Afrika, burası Balkanlar'da, burada neresi bilmiyorum. Belki İngiltere'de vesaire olabilir. Bakmak lazım. Şirketin merkezi Çiğli, İzmir'de. Bunları söyledikten sonra diğer verilerine bakmıyoruz şimdilik arkadaşlar. Yani temel analizimize girdiği için onunla alakalı videoyu izleyin lütfen. Grafiğimize geçelim. Grafiğimize her zamanki gibi yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desenformasyon oluşumu var mı? Kolayca ve zaman kaybetmeden yakalayabilmek. İncelemeyi yaparken yıllık, aylık ve haftada logaritmik ölçekte, günlük, saatlik ve dakikada da lineer ölçekte inceliyoruz arkadaşlar. Bunu yapma sebebimiz de daha iyi, daha efektif, daha etkili sonuçlar alabilmek. Biliyorsunuz periyot uzadıkça son dönemlerin etkinliğini artıran logaritmik ölçek daha iyi bir sonuç veriyor. Bu sebeple yıllık, aylık, haftalık da logaritmik. Haliyle şimdi yıllıkla başlayalım. Borsa ekotu olmuş, sert yükselmiş. Şurada zikzaklar çizmiş arkadaşlar. Sonra düşmüş. Şurada ikili dip yaptıktan sonra sert bir yükseliş gelmiş. Aylığa geldiğimizde borsa ekotu olmuş. Şurada ikili tepeye benzer bir görünüm var. Aşağı salmış, sert yükselmiş. Bir daha ikili tepe, gene aşağı salmış. Yükselmiş derken aslında şu 68 kuruş da neresi? Hatta biraz daha yükseltirsek şu 7,5 lira, 7-7,5 lira seviyesine kadar yatayda bir hareket, zikzaklarla devam etmiş. Sonrasında artık kırarak sert bir yükseliş başlamış. Bu önemli bir dönüm noktası olabilir arkadaşlar şirket adına. Yani şuradan itibaren de diyebiliriz. Hatta neresiymiş orası? 2020 Eylül itibariyle böyle bir şey gerçekleşmiş. Şimdi haftalığa gelelim. Haftalıkta yükselmiş. Şurada iyi bir düşüş gelmiş. Sert yükseliş, şurada sert düşüş. Burası Mart pandemi dönemi biliyorsunuz. Sonra yükseliş, şurada çok dik, çok sert bir yükseliş. Sonra tekrar yataya bağlamış. Gördüğünüz gibi 11.24 ile neresi? 14.85 arası. Sonrasında artık kırmış, devam etmiş. Şu an tabii kafasını bir miktar aşağı çevirdiğini görüyoruz haftalıkta. Günlüğe geldiğimizde ölçeği lineer'e çeviriyoruz. Yükseliş, şurası Mart dönemi pandemi, sert düşüş, yükseliş, kısmi düzeltme, yatayda hareket, çok sert yükseliş, sağlam düşüş. Sonrasında arkadaş hafif düştükten sonra tekrar yükseliş trendine geçtiğini şuradan görebiliyoruz. Yani şuradan itibaren 27 Kasım'dan itibaren yükseliş başlamış. Bunu da söyledik. Tekrar geri dönelim. Yıllıkta ortalamalar sadece 20 günlük hareketli ortalama oluştuğu için orayı incelemiyoruz. Aylığa geldim. Ölçeğimizi logaritmaya çeviriyoruz. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor arkadaşlar. Şuralarda bakalım. Evet, şurada 50 günlük hareketli ortalama, burada 50 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış. Aynı 50 günlük hareketli ortalama şurada direnç olarak çalışmış. Şurada da 20 günlük hareketli ortalama direnç olarak çalışmış. Burada aynı 20 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış. Bunları söyledikten sonra dizilime bakalım. Fiyat 20 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalama şeklinde kısa vadeliden uzun vadeliye bir sıralama var. Bu da olumlu arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu şekilde olması beklenir. Bu şekilde
oluşmuş. RSI 78 ile aşırı alım bölgesinde. Yani 70 ve üzeri biliyorsunuz aşırı alım bölgesi. Nihayetinde o bölgede. Haftalığa geldiğimizde bakalım hemen. Şurada 20 günlük hareketli ortama destek. Şurada aynı 20 günlük hareketli ortama direnç olarak çalışmış. Şurada 20 günlük hareketli ortama destekken 50 günlük hareketli ortama direnç. Hatta şu arada bir bant hareketi oluşmuş. Son virajda arkadaşlar günlük yani fiyat 20 günlük 50 günlük şeklinde olumlu sıralama var. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şu şekilde de bir yükseliş var. Bu da güzel. RSI 68 ile daha makul seviyelerde ki aşırı alım bölgesinde altında yani çok yakın 70 aşırı alım biliyorsun ama onun altında. Günlüğe geldiğimizde arkadaşlar günlüğü lineere çevirdik. Şu şekilde incelememizi yapalım. 50 günlük hareketli ortama çok güzel destek olarak çalışmış. Şurada da 20 günlük hareketli ortamın destek olarak çalıştığını görüyoruz. Burada ve burada da 20 günlük hareketli ortamın destek olarak çalışmış. Aynı 20 günlük hareketli ortama şurada, burada direnç olarak çalışmış. Gene başka var mı? Şurada da direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Sıralama pozitif. Günlük, 20 günlük, 50 günlük şeklinde. RSI gene makul seviyelerde. 58 ile arkadaşlar hani 70 olan aşırı alım bölgesinin epeyce bir altında. Hatta hemen hemen orta yani aşırı alımla aşırı satımın ortasında diyebileceğimiz bir noktada. Bunları söyledikten sonra şimdi tümünü sil diyorum arkadaşlar. Tümünü sildim. Şurayı bir açalım. Çizim yapacağız çünkü. Grafik tipini de line'dan çizgiden muma çeviriyorum. Yani genel itibariyle şunu söyleyelim. Şuradan alıp şöyle birleştirdiğimizde bu yükseliş trendini görüyoruz. Yani x ekseninde pozitif yönlü bir açı var. Bu yükselişe dalalet. Yükselen bir trend var. Şimdi biraz daha uzun vadeliden başlık devam edeceğiz arkadaşlar. Yani haftalığa geldiğimizde şöyle bir görünüm var. Ayda. Tabii bunu logaritmaya çeviriyorum. Şu hale geldi. Burada öncelikle şunu hızlıca gösterelim. Yani şurada bir az önce de söylemiştik zaten çizerken. Şu şekilde alt taban diyeceğimiz bu 81 kuruş ile neresi arkadaşlar? Şurayı baz alalım şimdi. Burası neresi? İşte 5 lira 94 kuruş. Hatta bir miktar daha kaydırırsak bunu. Hani hepsini kapsasın diye. Şuraya alacağız arkadaşlar. 7.62 arasında bir bant hareketi oluşmuş. Nihayetinde gelip bunu da kırmış. Bu olumlu bir sinyal. Bunu tümünü sil diyeceğim. Şu şekilde tümünü sil dedim. Biraz büyüteceğim şu 2009'dan itibaren oluşan yükselme trendini biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Bunu bir miktar küçülteyim istiyorum. Evet şöyle oldu sanırsam. Şimdi buradan alalım. Şu şekilde çizelim arkadaşlar. Evet. Şöyle birleştirdim ben bunu. Şunu da şöyle birleştirsek. Bakalım düzgün bir görüntü oluştu mu? Evet. Şöyle bir miktar daha kaydırsak. Evet şu an oluştu gibi. Arkadaşlar bu yükselen trend biliyorsunuz. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde. Böyle bir görünüm var. Şunu bir miktar belki aşağı çekebiliriz şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu yükseliş, yükselen trend. Hatta şunu kapsasın şöyle yapalım. Şurada kırılmış artık. Üstüne 60 aylıkta. Bu orta uzun vade için olumlu bir görünüm arkadaşlar. Aradakileri çizmiyorum. Şimdilik bu böyle kalsın. Tümünü sil diyeceğim. Evet arkadaşlar bu da önceden çizmiş olduğum haftalık grafiği. Çok vakit kaybetmeyelim diye bunu otomatik açtım. Görüntüyü durdurup yani çekimi durdurup. Bu şekilde bir görünüm var. 2019'dan itibaren yükseliş trendi. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde gelmiş. Buradan dönmüş. Bir daha dönmüş. Bir daha dönmüş derken yukarı dirence kadar gitmiş. Aşağı salmış. Şurada arkadaşlar ihlaller oluşmuş. Sonra tekrar üstüne atmış. Bu şekilde gelmiş buradan dönmüş kırmış artık şu üst bantta bir hareket var. Yani bu ne haftalık yine orta uzun vade için daha olumlu bir görüntü. Şurada destek dirençleri bir söylemekte fayda var. Biraz da daraltalım şunu daha rahat görebilelim. Evet şurada arkadaşlar şu an 15.99 seviyesinde. Yani eski tepeyi de kırmış şurası önemli. Burada yukarı yönlü harekette 19.5 yani 19.20 diyelim 19.5 19.20 hedef. Yani orayı kırdıktan sonra çok daha sert bir hareket beklenir. Aşağı yönlü bir hareketin oluşması durumundaysa arkadaşlar 13.60'lar destek konumunda. Yani daha da aşağıda işte 9.40-10 seviyeleri var. Ama buralara düşeceğini ilk etapta ben düşünmüyorum açıkçası.
Bunları söyledikten sonra şimdi artık tekrar başa dönelim arkadaşlar. Tümünü sildim. Artık günlükte incelememizi yapacağız. Günlükte inceleme için lineer seçili grafik tipini tekrar muma çeviriyorum. Şu şekilde şunu da yaptım arkadaşlar. Buradan söylemiştik arkadaşlar. Şu şekilde yükselen bir trend var. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde bir görünüm var. Bunu söyledikten sonra şimdi grafiğimizi çizmeye başlayalım. Şuradan alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde uzattım. Bunu da bu şekilde uzattım. Bu şekilde düzelttim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz günlük daha kısa vadeli yatırım için önemli. Bunu en sona bırakıyoruz o sebeple. Bunu buradan aldım. Şu şekilde şuraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Bir daha paralel çizeceğim. Bir daha paralel çizdim. Bunu da aldık. Şu şekilde şuraya bıraktık arkadaşlar. Bir kez daha paralel çizeceğim. Bunu da aldım. Şuraya yerleştirdim arkadaşlar. Evet, şu şekilde yerleştirsek sanırsam daha güzel bir görüntü oluşacak. Evet. Bunu da buraya koyduktan sonra son olarak bir tane daha paralel çiziyorum. Bakalım. Evet, yakalayamadığımız için yanlış yerde arıyoruz. Bunu da aldım. Şu şekilde şu tepeye koydum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluştu arkadaşlar. Yani şuradan başlamış, dirençten dönmüş, kıra kıra inmiş. Sonra tekrar burası aşağı kırdıktan sonra direnç olmuş. Burayı denemiş, kıramamış, aşağı inmiş. Şurada. Sonra en altta bir daha kıra kıra, gepli dediğimiz yükseliş başlamış. Aşağı kırmış. Şu an şu ikisi arasında hareketler var. Nitekim şurayı zorluyor arkadaşlar. Yani bunu kırıp üstünde kapatması önemli. Şimdi bunu bir miktar daraltıp bir inceleyelim. Ters tarafa çektik. Evet. Şimdi arkadaşlar, aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda desteklere bakalım. Destek olarak neresi varmış? 14.85, 14.90. Daha da aşağıda 14.50. Daha da aşağıda 13.50 seviyeleri destek olarak var. Yukarı yönlü bir harekette ise 17.10'u kırdığı zaman arkadaşlar bir sonraki hedef 19.60 olacak. 19.60'ı da kırarsa çok daha sert bir hareket beklenir ondan sonra arkadaşlar. Yani görünüm bu şekilde. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şurada da aslında gördüğünüz gibi önemli bir destek var. 15.87 noktasında. Bunun üstünde kalması önemli. Altına kırarsa dediğim sonraki destekler mevzu bahis olur. Yukarıda da arkadaşlar eski tepesi olan 17.5, 17.55 seviyelerini kırması önem arz eder. Buraları kırdıktan sonra daha sert hareketler beklenir açıkçası. Temel analizini yaptık. Teknik görünüm de bu şekilde arkadaşlar. Yani orta, uzun ve kısa da fena bir görünümü yok teknik anlamda. Bu şekilde temel verilerini de inceledik dediğim gibi bir önceki videoda. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Risk alanınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.